nasıl olmuşum şefim? Cansu bugünlük yedek kıyafetlerini bana verdi. Serkan. Oğlum at bunu çöpe. Mutfağımda böyle plastik şeyler görmek istemiyorum. Bülent'e de söyle bir daha aynı yerden mal almasın. Tamamdır şef. Bir şey söylemedin. Geç kaldım diye anlaşmamızı bozmayacaksın değil mi? Ya sonuçta biz arkadaşız. Arkadaşların her zaman birbirlerine karşı sonsuz kredileri olur. Değil mi? Daha başlamadan biletimi kesme ne olur. Bak söz veriyorum yarın sabah vaktinde burada olacağım. Bu ne? Ceza mı keseceksin bana? Sözleşme yapacağız. Ne sözleşmesi? İş sözleşmesi. Yani ne gerek var canım sözleşmeye şimdi? Ben hayatta bir şey imzalamam. Demek çalışma süresini bir ay olarak belirledin. Bir ömür mutluluk için bir ay çalışma. Hiç fena değil. Tamam süper, hemen imzalıyorum o zaman. Önce bir oku istersen. Ay çok uzun ya. Sen benim eski arkadaşımsın, ben sana güveniyorum. Bir dakika. Mutfaktaki çalışma saatleri şefle aynıdır. Şefle beraber mutfağı açıp, şefle beraber paydos edecektir. Restoran mesaisi dışında kişisel asistanlık devam edecektir. Pardon da sen asistan aradığına emin misin? Yani bu resmen köle sözleşmesi. Çok uzun ya bu saatler. O yüzden oku demiştim. Görevlerim net olarak belirlenmeli. Sözleşme de daha insani koşullara çekilmeli, yoksa imzalamam. Sen bilirsin. O zaman sana lanetinle beraber bir ömür boyu mutluluklar. Nasıl olacaksa. Yanında kimse kalmayınca bir kedi alacaksın. Sonra bir kedi daha. Sonra bir tane daha. Mahallenin bütün kedilerini eve toplayacaksın. Evrende bütün canlılar çiftken sen tek olacaksın. Hayır! İki ay mı? Bu sözleşme bir aydan iki aya nasıl çıktı şimdi? Çalışma saatlerini düşür dedin. Ben de düşürdüm. Doğal olarak süreyi arttırdım. Ya vallahi sen harcanıyorsun buralarda yani. Bu zekayla sen ticarete atılsan kısa zamanda Türkiye'nin en zenginlerinden biri olursun. Haberin olsun yani, yazık sana. Bu neymiş? Haftanın belirli günleri mutfak şefiyle beraber balık haline gidilecektir. Balık hali ve ben. Yok artık. Daha neler olmaz yani. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Eski sözleşmeye geri dönelim. Yani herkesten önce gelir, herkesten sonra giderim. Hatta buraya bir yatak atar, burada uyurum. Ya sıkıntı yok ya, bir ay zaten. Yalnız ben diğer sözleşmeyi yırtıp attım. Bir daha yazarız. Ya bu balık maddesi hiç bana göre değil. Ya gerçekten ben gidemiyorum öyle yerlere. Çok üzülüyorum yani, o balıkları görünce falan. Yani vaktinden önce avlanıyor küçücük balıklar. Yazık, böyle içim parçalanıyor falan. Aslında Çenekopra'ya bir balık yokmuş biliyor musun? Avlanmasalar onlar lüfer olacak. Benim alışveriş yaptığım yerlerde böyle bir şey asla olmaz. Ben bu sözleşmeyi imzalamam. Peki. Sen bilirsin. Madem bu sözleşmeyi imzalamıyorsun, o zaman gidebilirsin. Nasıl yani? Ya bu sözleşmeyi imzalarsın, ya da çantanı alıp buradan çıkıp gidersin. Ver. Ver kalemi. İki ayın sonunda seni affettim diyeceksin. Ondan sonra sen yoluna, ben yoluma. Anlaştık. Anlaştık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.